Kozbükü HES Karadeniz'den, yani denizden bu yana, orada HES'ten sonra ikinci HES Mele Tırmağı üzerinde. Bu HES 2008 yılında ÇED olumlu kararı almış. Ve biz 2011 yılında dava açtığımızda yine orada HES'te olduğu gibi ehliyetsizlik nedeniyle orada idare mahkemesi tarafından reddedildik. Yalnız mahkeme heyeti başkanı karşı oy kullandı. Çünkü Türkiye'de yaşayan herkesin böyle bir davayı açabileceği ve anayasal bir hak olduğunu belirtmişti. Daha sonra biz temiz ettik. İşte Danıştay da onadı ehliyetsizliği. Şey yaptık, karar düzeltme istedik. Şimdi Danıştay'ın vermiş olduğu kararda başkan vekili karşı oy kullandı. Karar düzeltmede de başkan bu sefer iki tane üye karşı oy kullanmasına rağmen ne yazık ki biz bu davaları sürdüremedik. Anayasa Mahkemesi de bizi reddetti. En sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundum. Onun sonucunu bekliyorum. Şimdi görüyorsunuz burada dere yatağı, ırmak yatağı oldukça genişlemiş durumda. Burada suyu tutuyorlar çünkü. Ve hemen yanında da bir taş ocağı var. Melat Irmağı boyunca göreceksiniz işte taş ocakları, efendim regülatörler, efendim şeyler, santraller. Burası artık tamamen varlık nedeni ortadan kalkmış durumda. Yani bir Melet Vadisi'nin varlık nedeni ortadan kalkmış durumda. Doğrudan bazı şirketlere para kaynağı burası. Burası Kirazlık regülatörü, Melet Irmağı yatağında. Aşağıda gördüğümüz Kozbükü HES'in suyu burada tutuluyor. Buraya gelen suyu da yukarıdaki Darıca 2 HES santralinin bıraktığı su buraya geliyor. Bu şekilde bir HES'in bıraktığı suyu diğer HES alarak Melet Irmağı havzasında kesintilere uğrayarak su Karadeniz'e kadar ulaşıyor. Aslında şimdi hani Ordu sahilinden baktığımız zaman Melet Irmağı gürül gürül akıyor gibi gözüküyor. Ama yukarıya doğru çıktığımız yani iç kesimlere doğru çıktığımız zaman dere yatağının giderek daraltıldığını ve de suyun çok az olduğunu, yer yer hiç olmadığını görüyoruz bu şekilde.